Yazılı Yazılmışsın kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle 10. sınıflar 1. dönem 1. Türk Dili ve Edebiyatı yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Bu yazılı soruları evin hazırlamış olduğu örnek yazılı sorularından derlenmiş sorulardır. Yani sınavınıza birebir karşınıza gelebilecek veyahut da bir değişiğinin karşınıza gelebileceğini söyleyebilirim. İlk sorumuza başlayalım. Türk Edebiyatı'nın anan dönemlerini yazınız denilmekte. İlk olarak Türk Edebiyatı'nın dönemi için neyi söyleyebiliriz tabii ki de İslamiyet öncesi Türk edebiyatı diyebiliriz. İslamiyet öncesi Türk edebiyatı. Sadece dönemin adını yazmamız yeterli ama bu dönem hakkında birkaç bilgi verelim isterseniz. Bu dönemde sözlü ve yazılı eserler verildi. Yazılı eserler verildi diyebiliriz arkadaşlar. Sonra destanlar destanlar, ko koşuklar, koşuklar ve sagular oluşturuldu. Sag Şuraya tekrar yazalım. Sagular oluşturuldu diyebiliriz. İlk olarak İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı'nı söyleyelim. Sonra hangi edebiyata geçiyoruz? Divan Edebiyatı'na geçiyoruz. Divan Edebiyatı. Divan Edebiyatı da gene oldukça önemli bir dönemimiz. Genellikle saray ve devlet çevresinde gelişen bir edebiyat söz konusu. Saray ve devlet çevresinde gelişmiştir. diyebiliriz. Divan edebiyatı için ağır bir dili vardı. Halk için uygun bir edebiyat değildi. Sonra Tanzimat edebiyatını söyleyebiliriz. Tanzimat edebiyatı bu edebiyat içinde arkadaşlar Batı etkisine gelişen bir edebiyat olduğunu ifade edelim. Batı etkisinde gelişen bir dönem demiş olalım. Bu döneme damga vuran isimler hakkında da kineri söyleyebiliriz. Namık Kemal'i söyleyebiliriz. Namık Kemal, işte Ahmet Mithat Efendi, Ahmet Mithat Efendileri örnek olarak verebiliriz. Son Servet-i Fünün dönemine geçeceğiz. Servet-i Fünün dönemi içinde ne diyebiliriz? Ee, yine bu dönemin önemli isimleri hakkında arkadaşlar Halit Ziya'yı, Mehmet Rauf'u söyleyebiliriz. Bu dönemi de bu şekilde söyleyelim. Zaten bizden sadece dönemin isimlerini istemekteydi. Ben sizler için bilgi olması açısından açıklamalarda yapmış oluyorum. Sonra Milli Edebiyat dönemine geldi sıra. Milli Edebiyat Milli Edebiyat Dönemi oldukça önemlidir. Burada milli duyguların ön plana çıktığını, milli duygular ön plana çıkarıldı, ön plana çıkarıldı, milli bilinç oluşturulmaya çalışıldı, milli bilinç oluşturuldu diyelim ve oluşturulmaya çalışıldı derseniz daha doğru olacak. Dönemin ünlü isimleri için Ömer Seyfettin'i söyleyebiliriz kesinlikle. Ömer Seyfettin, Ziya Gökal dönemin önemli isimleridir diyebiliriz. Sonra Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı'na bakacağız. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı döneminde ise modernleşmenin baş gösterdiğini söyleyebiliriz. Modernleşme izlenildi, izlenildi ve arkadaşlar şu anda içinde bulunduğumuz dönem tamamen Cumhuriyet dönemidir diyebilir. Cumhuriyetin kurulmasıyla beraber başladı. Şu anda da devam eden bir dönemdir. 2. Bu parçanın konusu nedir diye soruluyor. Bay Baybüre ile Baybican beyler ağır düğün dernek kurmuşlar. İç oğuzları dış oğuzları bir araya getirmişler. Attan aygır, deveden buğra, koyundan koç kestirmişler. Lezzetli yemekler yaptırmışlar. Soğuk çiçekler hazırlatmışlar gümüş aylar dizdirmişler. 40 gün 40 gece düğün dernek eylemişler. Bu parçamızın konusu nedir? Parçamızın Bay Büre ile Bay Bican'ın yanmış oldukları ağır düğün dernekle beraber bu düğün dernekle e, yapılanların anlatılmasıdır diyebiliriz. Diyelim hemen Bay Büre ile Bay Bican'ın 40 gün 40 gece yapmış oldukları yapmış oldukları düğün. İşte bu düğünde yapılanlar işte lezzetli yemekler yapmaları, soğuk içecekler hazırlatmaları vesaire vesaire. Konusu ama direkt burada Bay Büre ile Bay Bican'ın yapmış oldukları ağır düğün 40 gün 40 gece süren düğün olacaktır arkadaşlar. 3. Bu parçanın bakış açısını yazmamız isteniliyor. Azıcık ferahladı, sevdiğini düşünmeye başladı. Bu tabiatın, ilmin, irfan ötesine bir hakikatti. Evet, işte kızıl elma. Ne olduğuna sanki biliyor fakat söyleyemiyordu. Halbuki vezirler, kaz askerler, beylerbeyi, hayır hiçbir şey sezmiyorlardı. Birisinin lafı ötekin, öten, e, ötekininkine uymuyordu. Kim için, kimi Hint, kimi Sint, kimi Viyana kimi Roma diyordu. Kızıl Elma bunlardan hiçbiri değildi. İçinden belki hepsinden daha kıymetli bir yer dedi. Bu parçamızın bakış açısı nedir? Parçamızın bakış açısı birinci şahıs bakış açısı olacaktır. Ya birinci kişi bakış açısı olacağını söyleyebiliriz. Çünkü olayları anlatan ile olayları Yaşayan kişi aynı kişidir. Kişi aynı kişidir diyoruz arkadaşlar. Eğer olayı anlatanla olayı yaşayan aynı kişi ise yani direkt olayı yaşayan kişi bize aktara geliyorsa bir gözleme dışarıdan bir bakışa yer verilmiyorsa bu bakış açımıza birinci kişi bakış açısı denilmektedir. Arka sayfamıza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım ve devam edebiliriz dördüncü sorumuzda. Aşağıdaki eserlerin yazarlarını karşılarına yazınız deniliyor. Leyla ve Mecnun kimin eseri olacaktır? Leyla ve Mecnun Fuzuli'nin bir eseri, eseridir arkadaşlar. Buraya direkt Fuzuli'yi yazalım. Bunların ikisini de bilmenizde fayda var. Çünkü direkt map sormuş. Map soruyorsa bunlarda bir e, bilgi vardır, bir ifade vardır. Tetaifi rivayet kimin eseridir? O da Ahmet Mithat Efendi'nin bir eseri olacaktır. Ahmet Mithat Efendi diyebiliriz. Bu iki eser bize sorulmuş bunları bu şekilde söylemiş olalım ve devam edelim. 5 bu parçada sözde edilen yazar kimdir deniliyor. Hikayelerde Türk tarihinin önemli dönüm noktalarını milli kültürü işleyen yazar, bakın milli kültür işliyorsa hangi dönem edebiyatıdır? Milli edebiyat dönemidir. Milli edebiyat. Bakın buradan bunu çıkardık. Osmanlı Devleti'nin temelini oluşturan milli ve manevi değerleri anlatmaya özen gösterdi. Modern Türk hikayecinin kurulmasında öncü rol üstlenen yazarın çocukluk hatıralarından hareketle yazdığı Ant, Falaka, İlk Namaz, Kaşığı gibi kolay okunan hikayelerinden dolayı çocuk hikayecisi olduğu şeklinde bir kanaat oluştu. Farklı edebi türlerde de eserler veren yazarın Yeni Lisan adlı makalesi Türkçe'ye sadeleştirilmesi açısından oldukça önemlidir. Kimdir bu yazarımız? Bu yazarımız Ömer Seyfettin'dir. Ömer Seyfettin. Bunu hani bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Zaten burada bakın birçok eserinden bahsediliyor. Kaşığı zaten çoğunuzun okumuş olduğu ve bildiği bir eser olduğunu düşünüyorum. Ayrıca Yeni Lisan adlı makaleden bahsediliyor. İşte Milli Edebiyat dönemi zamanında Ömer Seyfettin Yeni Lisan makalesini yayınlıyor arkadaşlar. Ee, bu makale neyi savunuyor? Türkçe'de sadeleştirmeyi savunmakta ve Türk dilinin korunması, işte Türk kültürünün korunması gibi ifadelerden dolayı e, bu makale Yeni Lisan adlı bir isim verildiğini de ifade edebiliriz arkadaşlar. Yani Le Yeni Lisan'ı Kaşağı'yı gördüğümüzde sonra Türk dilin sadeleştirmesi için uğraşlar verdiğini söylediğimizde aklımıza gelebilecek ilk isim Ömer Seyfettin olacaktır. Ve Milli Edebiyat Dönemi gelecektir aklımıza. 6. Bu parçada altı çizili fiilimselin türlerini karşılarına yazınız. Hava henüz ağrırken pervini uyandırdım. Ağrırken bakın hangi eki almış? Ağırmak. Ağırmak fiili ağırken erken eki almıştır. Ağırken erken eki e, hangi fiilimsi türüne örnektir? Tabii ki de zarf fiili örnektir arkadaşlar. Zaten bakın hava henüz ağrırken pervini uyandırdım. Ne zaman? Hava henüz ağrırken. Yani zaman anlamı katmış. Zaman anlamı katıyorsa da zarf fiil olduğunu da söyleyebiliriz. Yani hani bu buradan da yola çıkabilirsiniz. 3 aşağı, 5 yukarı genel bir ifade söyleyecek olursak. Kalktık. Ben içimdeki zeyden azabı boşaltmak için acele ediyordum. Sofala çiftlik imamıyla Dadaru'a ağlarken gördük. Babamın dışarı çıkmasını bekliyorlardı. Bakın çıkmak fiili ne eki almıştır? Mame me eki almıştır. Mayışmak. Mayışmaktaki ekleri almıştır arkadaşlar. Mayışmak. Ma ış ve mak. Bunları alan e, fiillerde ne oluyordu? İsim fiil oluyordu. Burada da çıkmasının MMA2 aldığı için isim fiildir diyebiliriz. Bu kadar basit arkadaşlar. Zarf fiil sıfat fiil olsaydı sıfat fiil zaten o dışında sıfat görevinde olacaktı. Ve anası mezar dikecekmişteki ekleri alacaktı. Bu tekerlemeleri bu ifadeleri zaten biliyorsunuz. Zarf fiil de böyle bir ifade var. Kenyalı Asiye bilmem ne şeklinde gidiyor. Buna ezberlemenize gerek yok zaten. Mayışmak ve anası mezar dikecekmiş ezberledikten sonra geriye kalanlar da zar fiil olacaktır diyebilirim. Yedinci sorumuz. Alfabeler konulu bir paragraf yazınız. Yazdığınız metnin yazım ve noktalama kurallarına uygunluğunu değerlendirmeye dahil edilecektir deniliyor. Uygunluğuna yani dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi bir paragraf yazacaksak bu paragrafı sanki bir kompozisyonmuş gibi düşüneceğiz arkadaşlar. Giriş, gelişme, sonuç bölümleri olacak. Giriş, gelişme, sonuç. Diğer adıyla serim, düğüm, çözüm de denilmektedir. İşte güzel bir giriş yapılması gerekiyor. Giriş yaptıktan sonra fikirler ön atacaksınız. Bu fikirlerin içini doldurmanız gerekiyor. İçini de örneklerle dolduracaksınız. Ve bunları yaptıktan sonra da en sonunda bir sonuç cümlesi yazarak bu paragrafınızı, kompozisyonunuzu bitirmiş olacaksınız arkadaşlar. Ben sizler için bir örnek hazırladım. Hemen onu gösterelim. Evet gördüğünüz gibi sizler için özel olarak hazırlamış olduğumuz metnimiz burada. Gelin birlikte okuyarak inceleyelim. Alfabeler bir dilin yazılı biçimini oluşturan temel harf ve karakter kümesidir. Bakın ne hakkında yazacağımız aslında belli olmuş oldu. Alfabeleri tanımlayarak aslında alfabelerle alakalı bir metin yazacağımızı anlamış olduk. Okuyucuya anlatmış olduk. Her dilin kendine özgü bir alfabesi vardır ve bu alfabe o dildeki kelimelerin yazımında kullanılır. Daha sonra e, fikirlerimizi genişletiyoruz. Alfabeler genellikle fonetik prensiplere dayanarak oluşturulur ve harf ya da karakter bir dilin sözlük anlamındaki belirli bir sesi temsil eder. Buraya kadar harika. Günümüze geçtik. Günümüzde en yaygın olarak kullanılan alfabelerden biri Latin alfabesidir. Bakın alfabenin tanımı yapıldı. Sonra da günümüzden yaygın kullanılandan bahsetmekteyiz. O da Latin alfabesi. Yani artık gelişmeye, gelişme bölümüne geçtiğimizi söyleyebiliriz. Latin alfabesi Türkçenin yanı sıra İngilizce, Almanca, Fransızca gibi birçok dilde de kullanılır. Örnek verdik gördüğünüz gibi. Ancak mesela bağlaçlar kullanmamızda oldukça önemli. Ancak, çünkü ve ama fakat her dilin kendi özgün harfleri ve kuralları olabilir. Örneğin gene örnek veriyoruz. Türk alfabesinde ç, ş, yumuşak g, ı gibi harfler yer alırken İngiliz alfabesinde bu harfler bulunmaz. Ayrıca Çince ve Japonca gibi dillerde ise tamamen farklı bir yazı sistemi kullanılır. Yazı sistemleri bir dilin yazılı ifadesini sağlamakla kalmaz. Aynı zamanda kültürel ve tarihsel bir zenginlik taşır. Gördüğünüz gibi girişimizi yaptık, gelişimizi yaptık ve burada sonuç cümlemesiyle beraber bakın yazı sistemleri dediği aslında alfabelerdir bir dilin yazılı ifadeye sağlamakla kalmıyor. Aynı zamanda kültürel ve tarihsel bir zenginlik de taşıyor diyerek metnimizi, paragrafımızı sonuçlandırdık. Bol bol örnek kullanmamız gerekiyor, bağlaçları kullanmamız gerekiyor, örnek tekrar vermemiz gerekiyor, fikir ortaya atmamız, bu fikrin içini örneklerle gene doldurmamız gerekiyor. Son olarak da sonuç cümlesiyle beraber paragrafı noktalayacağız. Yedinci sorumuz videomuzun son sorusuydu arkadaşlar. Ee, kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Bu yazılı sorunun devamını gelmesini istiyorsanız beğenmeyi de unutmayın arkadaşlar. Ee, Ayrıca daha fazla örnek taramak, daha çok hazır olmak istiyorsanız aslında sınavınıza yazıldayın.net adresimize giriş yapabilirsiniz. Ücretsiz, kayıt olmadan direkt yazılı sorularını indirip kendiniz çözebilirsiniz. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Umarım hak ettiğiniz notu alırsınız.